Fatih Bey selamlar. Selamlar abi. Nasılsınız Fatih Bey? İyiyim sen nasılsın? Gayet iyiyim Fatih Bey. Tümünü mazara Ya samimi oldu diye bıraktım aslında. <gülüyor> <gülüyor> İzleyiciler <gülüyor> sormuş kime şiş yapıyorsun? Anneme. <laughs> <laughs> gece çektiğimiz için annem birkaç gündür İstanbul'da bende beraber bende kalıyordu. doktora gelmişti. önemli bir şeydi Göz doktoru için gelmişti. Burada sen çekime bakacaksın. Annem de ben de bakacağım dedi. Anne ne işin var falan dedim. Sonra geldi oturdu. o sırada tipik bir anne olduğu için şey, şeyini düzelt, onu düzelt, ona bakma. Yani sen, yokken yok de biz buraya yapıyoruz. Ama falan diyeceğim de sus diye bir işaret <gülüyor> ettim. <gülüyor> bir yabancı annemeydi yani. olsun giderek başlamış olduk. <laughs> evet ben. yani annem bizi güldürdü sağ olsun. <laughs> sağ olsun. <laughs> Tabii dün kendimi bir ara şey gibi hissettim. Hafize Gaye Erkan gibi. Annesi de iş yerinde. Ama, Ama... gece, gece ne Yemekten gidiyorum. Kadıncağız eve bırakamadım. Anneniz kısa süre burada. Siz sürekli buradasınız. Evet. Bence iyi oldu, güzel oldu. Anneniz de bir kere izlemiş olacak. İzlemiş oldu evet görmüş oldu o da. <laughs> Biz de keyifli bir başlangıç yapmış olduk. Il, ilk, defa, i̇lk defa, ilk defada bir iş yerime gelderdim. Gerçekten mi? Hiç gelmez. Asla. Aa, çok ilginç. Ben daha önceki yerlere de gelmiştir zaten. Yok. E, Haber bir kere e, gelmiştik, İçeri gelmemişti, kapıda beklemişti beni e, arabada. Ben iş yerlerinde aile üyelerini pek sevmem. Gelmeye zoruyetten diyen. Ama olsun güzel, samimi bir başlangıç oldu. Evet ben... sayende. <laughs> gördüm, olanda <laughs> <de> ne oluyor? <laughs> Kurgu hatası değil yani tamamen bilinçli. <laughs> tamamen bilinçli, <biliştim. gülüyor> bilinçli kötülük. Hatta siz işte, şişi yaparken yan açıya geçtik falan. Gördüm, gördüm. Rezalet. Fatih Bey öyleyse ben sorularıma başlıyorum. Başlayalım. Müsaadenizle. Fatih Bey ilk konu siz biz şimdi sürekli seçim gündemimizde olduğu için adaylar geliyor gidiyor evet. farklı röportajlar Her yapıyorsunuz. Her gün 3 aday gelip gidiyor konuşuyoruz. Çok yoğun bir çekim takvimimiz var ama adaylarda gördüğüm ortak vaat fakirlik, yoksulluk, geçim derdi, geçim sıkıntısı. Evet bu, herkes buna başlıyor. Herkes buna başlıyor. Ve bu yerel seçim. Bu, bunu nasıl yorumluyorsunuz? <laughs> Şimdi belli ki e, halkın derdinin bu olduğunu sonunda keşfetmişler, muhalefet muhalefette keşfetmiş. İktidar da yarattığı bu sorunun farkında olmalı ki e, ve bunu merkezi idareden çözemediği için yerel idarelerle çözecekmiş gibi e, yapıyor. E, yani hükümetin, iktidarın adayları da... E, Ekonomik vaatlerde bulunuyorlar. Kardeşim ekonomik vaatleri yapabileceksen niye merkeze hükümet gücü var elinde, onu da yapmıyorsun diye sorulabilir ama e, biliyorlar ki Türkiye'de kimse bir şey sormuyor. Muhalefette iktidarın yarattığı bu ekonomik sıkıntıyı kendilerinin en azından yerelde çözebilecekleri mesajını veriyorlar. Ama bu o kadar doğru ki. Yani memleketin şu anda bak bu kadar program yapıyoruz, bu kadar şeyler e, konuşuluyor, vaatler, maatler. İnsanların hakkında bir tek şey var. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Bak dün sabah İstanbul'un meşhur eski 60-70 senelik muhallebecilerden bir tanesine. Niye gittim? İşte biraz börek alacağım sabahleyin kahvaltıda edilir. Erken saatte gittim kahvaltıda börek yeriz falan filan diye. iki tane simit alacağım falan. Börek aldım biraz. Bir kilo kadar. İki tane simit aldım. İki tane veya üç tane, üç tane de ayran aldım. Kaç para verdim? Artık tahmin edemiyorum ki fazla. Yani. Kimse edemiyor ama ben açıkçası şaşırdım. 650 Türk lirası. Bak, o hani börekçilere satılan kolberi vardır ya peynirli börek. 650 lira. Kilosu 450 liraymış. İki tane ayran, iki tane simit, 650 lira. Utanmasam bırakabilirdim. Kasadaki kız da yıllardır orada duran her gittiğimde sohbet ettiğimiz genç bir kadın. Benim şaşırdığımı görünce gülmeye başladı. Fatih abi görüyorsun değil mi dedim. Görüyorum dedim. Hatta görmüyorum hissediyorum. <laughs> e, dedi ki abi de biz dedi de, çok utanıyoruz dedi. Peki dedi bunu dedi kaça aldığımızı hatırlıyor musun dedi daha önce dedi. Dedim vallahi hatırlar gibiyim dedim. Abi dedi, pandemiden önce bu dedi 35 liraydı kilosu. Dedi. 35 450. Ve sonra kızla biraz sohbet ettik. Başörtülü falan işte bir kız, bir hanımefendi. Dedi ki sabahleyin o çocuğu, iki çocuğu varmış galiba. Okula yollarken dedi, çantasına bir sandviç, bir ayran koyuyorum dedi. 200 lira tutuyor Düşünsene, sadece 4 bin lira çocuklarının okuldaki beslenme saatinde yiyeceği şey. Şimdi i̇şte o kız biraz kaç maaş alıyordu? Herkesin durumu. Ve biz bunu konuşurken işte garsonlar geldi, müşteriler vardı, kasada hesap ödüyorlar, onlar falan da. Herkesin derdi bu. Nereye kadar bu hayat pahalılığı? Yani bu artık enflasyonun şunu mu? Bu artık kontrolsüz bir garip bir hal almış vaziyet. İşte esneme McDonald's endeksi vardı falan mesela. İşte McDonald's da en, en kötü yemek McDonald's. Yani yememesi gereken insanların bir şey neredeyse. Ya kardeşim bunun bile fiyatı akıl alır gibi değil. Simit, bir ekmek. Abi Bundan başka şu anda ne konuşsam boş. O yüzden de herkes bunu konuşmak istiyor. Çünkü gerçek bir felakette karşı karşıyayız. Şimdi bazıları da şunu diyorlar. Ya bu felakete rağmen niye bu oy oranları düşmüyor? Düşmedi, niye seçim kazanıyorlar? Birincisi muhalefetin dağınıklığından kazanıyorlar bazı seçimleri. İkincisi bunu ben daha önce de yazmış söylemiştim yıllar önce. de. Ekonomik krizde bile insanlar, ya kardeşim bizi daha önce ekonomik krizden AK Parti çıkardı, Zannediyorlar, öyle zannediyorlar çünkü. Yine AK Parti çıkarır diye düşünüyorlardı. Bu düşünceye hala sahip olan bir kesim var mı? Var. Ama bu kesimin sayısı giderek azalıyor. Oranı giderek azalıyor. Niye azalıyor? Çünkü bu krizden AK Parti'nin mevcut iktidarın çıkaracağına ilişkin umutlar kalmıyor. Şimdi şöyle düşünün sen. Ya işte biz 2002'den 2007-2008'e kadar çok iyi bir dönem yaşadık. 2008'de bir kriz oldu, dünyada bir kriz oldu. Ama bu bize teyit geçti, fazla etkilemedi. Sonra toparlandı falan diye düşünüyorlar. Ve yine öyle olacağını umuyorlardı. Şeyin farkında değillerdi yani. iktidarın barutlarını tükettiğini, ekonomi, ekonomide artık yapacakları hiçbir şey kalmadığını, bu kafa ile ekonomiyi düzeltmenin mümkün olmadığını farkında değillerdi. Ve tekrar bizi düzeltirse düzeltirse yine AK Parti, AKP iktidarı düzeltir diye düşünürlerdi. Şimdi şunu görmeye başladılar. Ya bir dakika, bir sene oldu düzeltemediler, iki sene oldu düzeltemediler, üç sene oldu düzeltemediler. Dö e, galiba bunlara düzeltemiyorlar. Hadi, bir yakında da şöyle olacak. Ya esas galiba sorun kaynağı bunlar noktasına gelecek. Çünkü artık herkes işler iyiyken kimse dertlenmez. Köprülere ee, işte Osman Gazi Köprüsü'ne 11 milyar vermişsin e, senede. E, öbürüne işte 5 milyar, 6 milyar vermişsin. Para bolken düşünülmez bu. Ama para azaldığı zaman bunlar göze batmaya başlar. Şehir hastaneleri... Para ödüyorsun, kuyruk bekliyorsun 6 ay, 7 ay, 5 ay falan. o zaman batmaya uzun. başlar. Şimdi o döneme geldik artık. Ya bir dakika ya. Para ya bana da ver, bana da veriyor, müteahhide veriyor. Bak müteahhide verdiğinden bana benim karnım doyuyor. Şimdi benim karnım doymuyor, müteahhide para veriyor kardeşim noktasına doğru yavaş yavaş evriliyor. Bunun bunun faturası vardır. Bunun faturası çıkar. Ama bugün çıkar ama yarın çıkar. Yani e, Demirel'in dediği gibi e, Boş tencerenin devirmeyeceği iktidar yoktur e, diyor Demirel. E, bu bazen hızlı devirdi. O boş tencereyi iktidarın artık doldurma ihtimalinin kalmadığını görmesi lazım vatandaşın. Yavaş yavaş da e, görüyorlar. Ama muhalefetin de tabii kendini bir düzen vermesi lazım. Bir muhalefet partisi gibi davranıyor olması lazım. Türkiye'yi yönetebilecek kapasite olduğunu göstermesi lazım. Fahat Bey, Özgür Özel de aslında aynı şeyi söyledi. Hı -hı. Dedi ki bu seçimde dedi, pahalılıktan şikayeti olan herkes bu hükümete bir sarı kart göstersin dedi. Aslında sadece şey değil, e, belediye başkanları, adaylar vesairedir. değil. Özgür Özel de aynı şeyi söylüyor. Bunu söyledikten sonra asıl sorum da şu. Seçim sonrası bir türbülans beklentisi oluşmaya başladı. Herkes de var. E, İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Yılmaz, Merkez Bankası'ndan üst düzey yetkililerin İngiltere'de yabancı bir bankayla kapalı toplantılar yaptığını söyledi. Hı hı. Bu toplantıyı da şuna bağlıyorlar aslında. Seçim sonrası oluşabilecek türbülansa karşı önlem alınmaya çalışılıyormuş. <laughs> Sizce seçim sonrası bir türbülans olacak mı? Önlem almaya çalışmanın bir faydası olur mu? Ee, seçim sonrası bir türbülans olacak mı? Valla bunu ben ben söylediğim diye olmayacak veya ben söylediğim diye olacak hali yok diyerek Demirelvari bir cevap vereyim önce. Eee <laughs> Türbülans olacaksa olacaktır, olmayacaksa da olmayacaktır. Ama herkesin beklentisi, herkesin öngörüsü seçimden sonra ekonomide çalkantılı bir dönemin başlayabileceği konusunda ortaklaşıyor. Londra'da yapılan toplantı diye ben, ben duymadım. Ama Bilge Yılmaz duyduysa doğruluk payı büyüktür. Çünkü Bilge Yılmaz'ın oralardaki kaynakları Muhtemelen benim kaynaklarımdan ya da benim şu anki kaynaklarımdan daha doğru bilgileri ona aktarmış olabilirler. Çünkü bu eğer gizli ve üst düzey bir görüşmeyse e, bunun benim kulağıma ulaşacak noktaya gelmesi birkaç gün sürer. Bilgi Bilge Yılmaz daha erken onu öğrenmiş olabilir çünkü o çevrelere daha yakın. Bir işe yarar mı? Pek zannetmiyorum. Niye zannetmiyorum? Çünkü Türkiye'ye zaten e, bir işe... Yani Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu bu gibi toplantılar, ekonomi yönetiminin batı veya körfez bankalarından, körfez sermayesinden beklediği bu paralar gelmiş olsaydı zaten seçimden sonra bir tübülat beklentisi olmazdı. Seçimden sonra böyle bir paranın gelme ihtimalini, seçim önce böyle bir paranın gelme ihtimalinden daha farklı görmüyorum ben. Ee, eğer seçimden sonra için bir hazırlık yapıyorlarsa, bunu, bu şu demek olabilir. Çok pahalı para bulacaklar demek olabilir. Çünkü ne kadar sıkışırsan paranın fiyatı o kadar artar. Bugün gelmeyen para seçimden sonra yani nedir o Cana e, Canaki balık pazarına gelmez, degustasyona hiç gelmez miydi? Neydi şiir? Canaki degustasyona gelmez, balık pazarına hiç gelmez derler ya. Demezler şiir bu. <laughs> yani böyle bir, böyle bir değiş değil bu. E, seçimden önce gelmeyen para seçimden sonra hiç gelmez. Hele e, iktidar partisi seçimde oylarını azaltmışsa veya seçimden sonra hakikaten bir e, bunalım dönem varsa gelir çok pahalı gelir. O yüzden Bilge Yılmaz'ın söylediğinde arkasında bir gerçeklik mutlaka vardır ama ben ekonomi yönetiminin yapmış olduğu görüşmelerin bu tür bilansı ortadan kaldıracağını düşünmüyorum. Bu tür bilansı farklı bir biçimde yansıtmalarına sebep olabilir. Yeni faiz artışları bekleyebiliriz Veyahut da çok pahalı bulunan paralar e, olabilir. Yani türbülansı hafifletebilirler ama çok pahalı yapatlar. Evet. Fatih Bey yine malla mülkle alakalı bir konu. Biliyorsunuz Mansur Yavaş mal varlığını açıklamıştı. Evet. Daha sonra doğal olarak Cumhur... Önce Ekrem İmamoğlu açıkladı galiba. Sonra Mansur Yavaş açıkladı. Çeşitlik içeri açıklıyorlar. daha sonra tabii... Murat Kurum da açıkladı galiba. Evet. Şimdi doğalında Turgut Altınok'un da açıklaması... Ankara, Büyük... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değil. Eski Keçören Belediye Başkanı bekleniyordu. Hatta bu soru soruldu kendisine. Kendisi de şöyle bir cevap verdi. Hepsi Allah'ın biz emanetçisiyiz dedi. Biraz da soruyu geçiştirdi. <laughs> Birincisi geçiştirmesi mümkün değil. Yani şöyle mümkün değil. Sonuçta bu mal varlığını devlete bildirmek zorunda. Yani biz gazeteciler de bildirmek zorundayız. Köşe yazarları dağılısı ve gazeteciler de bildirmek zorundayız. Siyasetçiler de, belediye başkanları da kapalı bir zarf içerisinde bunu vermek e zorundalar. Ama tabii bunun doğru olanı halka açıklaması, diğer bütün adaylar açıklıyor. Turgut Bey'in bunu açıklamadan kaçınması iyi bir not değil. Verdiği cevap ise bana son günlerde bolca seyrettiğim bir komedini e, hatırlattı. E, Tuzbiber kampanyasının bir e, şey, e, grubunun e, bir e, dediğim stand upçısı. Benim köylü, köylü stand-upçı dediğim Ali Jong'un diye çok şahane bir çocuk var. Bayılıyorum, seyrediyorum. Ee, bazı şeylere çok gülüyorum ve yani çok değişik bir espri anlayış var, Adanalı. Ee, onun son oyunlarından bir tanesinde, son sahne gösterdiği performanslarında bir tanesinde... tam da buna benzer bir durum vardı. O mahalledeki... AK Parti dönemi olduğunu düşündüğüm bir zenginleşmiş, bir müteahhit, bir e, amcadan bahsediyordu. E, İstersen onun şeyini al, e, görüntüsünü al. Halka mal olduğu için bir şey demezler herhalde. E, çünkü her yerde şey var, e, internetim internette dolaşıyor e, zaten görüntüleri. Kısa da bir bölüm zaten e, o bir iki dakikalık bir şey. Onu al, şu benim sözümün arkasına ekle. Yani ne olduğunu herkes görsün. Ya yani, Turgut söylediği gerçekten e, yani, bence yakışıksız. <gülüyor> <gülüyor> Bulabilirsen koy. Öyleyse videoyu izleyelim. Tekrar buraya dönelim. Tamam izletelim ederim. sonra devam Tamamdır. edelim. Çünkü ben 100 kere falan izlemiştim zaten. Bizim mahallede zaten oturan durumu iyi bir abi var kendini bize karşı korumak için işler nasıl diyor? İş çok para yok diyor. Nasıl yani diyoruz? Yaprak kımıldamıyor diyor. Ne demekse böyle yaratıcı şeyler bulmuş yani değişik. Bizim mahalleye yakın AVM'de karşılaştık. AVM dedim sen de öyle üst segment AVM'ler değil böyle. Kanyon, İstinye Park gibi yerler değil. Böyle kenar mahalle AVM'si. Bunları size nasıl anlatabilirim? Böyle RC Vaykeki'nin pik yaptığı AVM'ler. Defakto naut deti var ya. Ve kadınlar sırada. Bayan sen sırada mı? Evet bayan ben sırada bekliyorum dedi. Yani kadınların birbirine bayan diye hitap ettiği AVM'ler. <laughs> Ve bunun da hiç sorun olmadığı yerler. <laughs> i̇şte abi dedi işim bittiyse seni eve bırakayım dedi. Arabayla mı geldin? Evet dedi. AVM'nin otoparkına bir indik. Deli gibi bir jipin yanında durdu. Benden büyük jip. Markasını bile söyleyemiyorum. Range Rover mı? Rolex mi? O saat markası mıydı? Rover mıydı? Abi dedim bu araba senin mi? Mülk Allah'ındır dedi. <laughs> E, doğru inanan insanlarız. Ruhsatı kimin abi dedim. Yeryüzünün ve gökyüzünün bütün ruhsatı ona aittir dedim. E tamam o da doğru. Ama bir şey merak ediyorum abi dedim. Bu aracın motoru taşlar vergisini kim ödüyor dedi. Ha onu ben ödüyorum dedi. Eee dedim abi. Mülk Allah'ın vergi kulu. Allah güle güle kullanmak nasip biz? Nasıl <laughs> Valla Fahas Bey ben arka arkaya birkaç kere izledim. Hatta, Çok... hatta hala da izlemeye devam ediyorum. Komedinin şeyi gibi yani. yani, yani müthiş yani. Oraya Turgut Altun'un kafasını koy. <laughs> devam et. <ediyorum. gülüyor> aslında Turgut Altın bahsedilen kişi. Evet o meğerse be oymuş zaten aslında. <laughs> yani yine şey tabii. Trajikomik yani. Ben şeyin de bu arada Murat Kurum'un da gaflarından bahsediyoruz Efat Bey. Belki de Turgut Altun da gafı Murat Kurum'dan aşağı kalmam demek istiyor belki. Belki de onlar böyle yapmak doğru belki siyasette. Bilmiyoruz onu bak. Seçimden sonra göreceğiz bunu yani. Dünkü yazım köşemin köşe yazımın alttakini okudun mu sen? ne zaman insan oluruz bölümünü? Hepsini okuyorum da hangisi var? dünkü ne zaman insan Oluruz'da insanlar kendilerine benzeyenleri tercih ederler. İyi bir şey söyledim yani. Yani artık ben zaten neyin çalışıp bu siyasette Kimse neyin bilmiyor. Çalışmadığını... Türkiye'nin çok garip bir hali var. Türkiye'nin de dünyada böyle garip bir hali var. Sen mesela Macron'u seçeceğini düşünür müsün Fransa'da? Düşünür müydün ya da? Ya da ne bileyim Amerika'da Trump'ın e, onca rezayetten sonra yeni, yeni, aday olmayı bırak yeniden aday oluyor bir de şimdi falan. Yani. E gelen giden garip şeyler oluyor. Dünyada garip şeyler var yani. siyasette yani. Yani Biden gelince doğal olarak Trump kıymetli oldu. Evet. <laughs> o da ayrı bir hikaye tabii. Ama Arjantin'i gördükten sonra kim nereye seçilirse Şimdi bak, ikna Böyle, olur. böyle bir sorun var. Arjantin bunu çok çok acayip bir şekilde gösteriyor. Arjantin siyasette denemeler yapıyor. Yıllardan beri onu seçti, onu seçti, bunu seçti, şunu seçti. seçti. Hepsinde başarılı oldu. Ve Arjantinliler artık konuyu alaya vurdular. Ve dediler ki lan biz bir de soytarı seçelim bakalım ne olacak diye. Arjantin durum odur. Türkiye'de korkarım ki o olabilir bir gün yani. Ama Arjantin'de o gelen beyefendi çok sert önlemler almaya başladı biliyorsun. Ama değil saçma yani. sapan şeyler de yapıyor. Merkez Bankası'nı kapıyor bilmem ne yapıyor falan böyle işte. Ülkenin ajansını kapadı. Acayip şeyler yapıyor yani. Ama işte dediğim gibi sonunda Soyteri'yi seçersin yani bir gün. İş Soyteri'ye kalır. Yani Zelenski farklı mı Ukrayna'da? Bu arada Zelenski'ye işte yani ne olursa olsun şu an çok zor bir pozisyonda iyi idare ettiğini çok fazla dile getiriyorlar. Sosyal medyada yazarlar, köşe yazarlar vesaire dünyadan tepkiler de öyle ama diğer taraftan bir ülkeyi ziyaret etmeye geliyor. İnsan bir takım elbise giyer. Yani böyle bir sanki sürekli bir savaştayız şeyi Tabii var. Sürekli bir 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 oyun içerisinde olarak. o sahne sanatlarından geliyor. Belli ki oraya çünkü. oturtulmuş zaten. Yani o böyle bir 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 bir, 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 bir imaj kampanyasının o içerideki rezaleti bir imaj kampanyası devam etti. Fars Bey şimdi başka bir konuya geçiyorum. Biraz da alakasız oldu ama Kanal İstanbul. Murat Kurum gündemimizde yok diyor sürekli. Evet ama bakanlığın gündemi de var. Var ve iki yeni ihale daha yapılmış. Evet İhaleler yapılıyor. Projesi, projeleri var, planın içerisinde var. Bak bakanlığın vizyon belgesi her yerde var yani. Bir tek Murat Kurum'un haberi yok galiba. Birisi inşallah Murat Kurum'a Murat'cığım sen seçilirsen biz Kanal İstanbul yapacağız. Aklına bir keşisinde bulunsun dese keşke. Bu, bunu nasıl yorumluyorsunuz? Murat Kurum böyle bir argümanla giderken hükümetin böyle gitmesine olur. <laughs> Niye olmasın <laughs> ki? Niye olmasın ki? Yani devletin koca meselelerini e, Murat Kurum da mı konuşacak koskoca iktidar? Zaten seçim kampanyası başlarken şeyi hatırlıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Murat Kurum'un bir diyaloğu vardı. Murat Kurum düzeltmek için diyordu. Hani tarih şu diyordu. Yok biz onu değiştirdik. Değiştirdik diyordu. Bravo, Abi, iyi hatırladım vallahi. Fahri yine Murat Kurum şöyle bir cümle kurdu. Murat Kurum cümle kurdu. <laughs> Gaf geliyor gibi bir şey oldu artık. <laughs> dedi ki, bu anlayış böyle gelmiş, böyle gider. Onlar ne yaparsa yapsın, biz onları kendi alanında, işte aynı tiyatroları, aynı oyunları oynamaya devam ediyoruz dedi. Hakikaten anlamadım. Hem cümlenin başı başka, sonu başka, ortası başka. Ve sonucu kendisini tiyatro oynayan birisi olarak gösteriyor. Konuştukça seçilme şansını arttırıyoruz fark etmesin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ama ben şey Murat Kurum'da bu cümlenin tamamını dinlerken işte dediği an cümlenin koptuğunu hissettim. Koptu değil mi? İşte dedi. O sık sık oluyor Murat Kurum'da. Koptu. Neyse daha fazla bahsetmeyelim sonra. Niye Murat Kurum'u sürekli eleştiriyorsunuz da eleştirilecek bu kadar malzeme verince de mecburen. Ne yapacağız? Ne diyeceğiz? yani? Ama aslında akademik. Gerçi biraz da fazla bahsediyoruz galiba. Boşver Murat Kurum'u. Fatih Bey biz Murat Kurum'dan çok bahsediyoruz ama... Televizyon kanallarında diğer ana akım medya denilen medya kanallarında te ekran sürelerinde muazzam bir eşitsizlik var ve en son ekrem İmamoğlu ile konuştuğunuzda da bundan şikayet ediyor. Zaten Aha, evet. hiçbir yerde yokuz diyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Evet, e, birincisi devlet televizyonu eşit olması gereken devlet televizyonu tamamen iktidarın emrinde zaten ve bununla ilgili bir e, eşitsizlik e, şeyi e, ne diliyim e, eleştirilerine karşı cevap verme ihtiyacı bile hissetmiyorlar bunu kontrol etmesi gereken kurum aslında bununla ilgili yaptırımda bulunması gereken kurum Radyo Televizyon Üst Kurulu. E onlar zaten iktidarın kontrolü için hiçbir şey denmiyor. Şimdi mesela bize şunu söyleyebilirler pek yakında. Diyorlar ki ya sürekli muhalefet adaylarını çıkartıyorsunuz. Doğru. Muhalefet adayını İki nedeni var. Bir muhalefet adayları bizden başka çıkaran yok. İki zaten iktidar adayları bize gelmek istemiyorlar. Murat Kurum geldi ben gelmem dedim. 40 kere çağırdık, gelmiyor. Benim kendisi kötü duruma düşeceğinden korkuyor herhalde sorularımla. Oysa onun bana kötü, kötü duruma düşmek için bana ihtiyacı yok Murat Bey. Ama sana başka bir şey söyleyeceğim şimdi bak. Türkiye'de bir sürü onlarca özel televizyon var, onlarca haber televizyonu var. Şimdi bize gelen adaylardan öğrendiğim çok ilginç bir şey paylaşacağım seninle. Özel televizyonlar, buna haber kanalları da dahil adayları ekrana çıkarmak için para istiyorlarmış. Gündüz kuşağında yani gündüz programlarında 20-25 dakikalık konukluk için 250 bin liradan başlayan tarifeler, akşam programlarında 1 milyon liraya kadar, 1,5-2 milyon liraya kadar çıkan tarifeler. Yani akşam 2 saatlik bir programa katılmak istiyorsun, 1,5-2 milyon lira, gündüz kuşağında 20 dakika çıkıp kendini anlatacaksın, 200-250 bin lira. Haber kanallarında. Bunun dışında kalan bir tane e, kanal varmış, adını vermeyeyim, e, eski en eski haber televizyonu, televizyonu diyebiliriz e, belki eski haber televizyonu bir tanesi. Geri kalan herkesin tarifesi varmış bu, bu, bu tarifeleri adayların PR danışmanlarına, e, basın danışmanlarına bu tarifeler yollanıyormuş da yani hani böyle bir gizli saklı falan filan bir şey değil yani. Şimdi bu akıl alır gibi değil. Hatırlıyorsan, işte bundan bir buçuk ay kadar önce bir siyasi parti, çok da duyulmuş bir siyasi parti değil, bunun genel başkanı olduğunu söyleyen bir kişi beni aradı. İşte dedi ki, Fatih Bey biz ekran çıkmak istiyoruz falan filan... Ee... Böyle ki beyefendi biz yani partinizin bir oy oranı yok. Ben sizi tanımıyorum. Siyasette partinizin bir grubu yok, bir şeyi yok mecliste. Seçime muhtemelen katılacak bir e, durumunuz yok katılabilecek partileriniz. Ben sizi niye konuk edeyim? Dedim. Dedi ki parasına değil mi kardeşim deyince ben kendisine ne cevap verdim sen de biliyorsun. Çok keyifli. Şimdi e, koca koca televizyonlar böyle. Büyük büyük televizyonlar bunu yapıyorlarmış. Ben bunu da hayretle izliyorum. Ve adaylardan bir tanesi şöyle yakın dedi. Ki, biz parayı vermeyi kabul ettiğimiz halde bizi fazla muhalif olduğumuzu düşünerek e, almıyorlar dedi. Bu da çok acayip. Yani hakikaten leş bir durumla karşı karşıyayız aslına bakarsan. Ve açıkçası biz kimseden konuk etmek için falan beş kuruş almayız. Ama kolumu keser yerim böyle bir şey yapmam. Eee koca televizyona böyle bunu yapıyorlarmış. Bu artık kirlenmenin hat sahası. Bir de dediğiniz gibi bu gizli saklı bir şey değil. Çok da normalleşmiş bir şey. Bize, evet, evet normalleşmiş. Bize böyle çok gelen oluyor. Hatta şaşırıyorlar da. Evet şaşırıyorlar, şaşırıyorlar değil, mi? şaşırıyorlar Yani doğrudan biri ben çünkü... arayıp böyle bir şey söylüyor. Direkt... <laughs> Sizi biliyorum Fatih Direkt giriyorum yani. Fatih <laughs> Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan da mitinglerine devam ediyor. Evet. Ve Şırnak'taydı. Şırnak'ta en azından bana öyle gelen seçim dönemlerinde Sürekli kullanılan bir cümle var, bir argüman var. Cumhurbaşkanı da bunu kullandı. Dedi ki devletin hataları elbette olmuştur. Hı hı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Her seçim döneminde böyle argümanların kullanılması. Evet, belli bölgelerde belli seçmen tipoloji tipine karşı böyle devletin hataları olmuştur e derler. E yani bu bu tarih bilinsizliğidir aslında e bir miktarda. Niye? Çünkü... Devletin hatası dediğin şey, sonradan devlet hatası dediğin şey bazen mecburiyetlerdir. Bazen yukarıda bir Allah'ın olduğuna inanıyorsan eğer... Hani derler ya parmağı yok ki gözünü çıkarsın diye. Yani yıllarca devleti işte dersin, mersin falan filan diye eleştirirsin, aşağılarsın, küfredersin, şunu yaparsın, bunu yaparsın. O dönemin yöneticilerine Mustafa Kemal'e olsun, Atatürk'e olsun, işte İsmet Paşa'ya, Celal Bayar'a demediğini bırakmazsın. Sonra... Allah büyük ya çıkar sana hendek savaşlarında benzerini yapmak zorunda bırakırsın. Şimdi ben kalkıp o hendek savaşları hataydı dersem ben, beni ne yaparlar? Linç ederler. Değil mi? Çünkü devletin kendini koruma refleksiyle yaptığı bir şey gerçekten de. E bunu peki esne yapınca suçla şimdi siz yapınca mı? Değil. Diye kimse sormaz zaten. Ben sorarım. Çok da olmaz. Sorarsanız bir de diğer taraftan başınıza iş alırsınız. Hiç umurum değil. Fatih Bey, bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan son seçimim demişti ya, hı hı. hala bu... Şimdi bütün onu, parti onu nasıl tevhilesek diye demeleniyor. Kesinlikle öyle. Şimdi de Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik şöyle bir şey dedi. Siyaseti bırakırım manasında bir söz değil. Liderliğinin siyasi ömrüne vatandaş karar veriyor. Vatandaş, Cumhurbaşkanımız hizmet etmeye devam etsin diyor dedi. Ömer Çelik aslında şimdiye kadarki söyle, söylemler arasındaki ben bana sorarsan en dürüstçesini yapmış. Benim söylediğimi, söylediğimi daha kibar biçimde söylüyor aslında e, Ömer Çelik. Ben ne dedim? Bir anayasa değişikliği zemin hazırlamak istiyor ve benim devam etmemi istiyor. Ben Bu, bu mevcut düzende benim devam etmemi istiyorsanız anayasa değişikliğini onay verin ki ben devam edeb edebileyim demeye çalışıyor. Ömer Çelik kibarca bunu söylüyor. Çünkü diğerleri bunu da söylüyor. Diğerleri diyor ki işte biz merak etmeyin seçimi erken seçime götürürüz, sizi dördüncü dönemde seçtiririz. Beşinci dönemde seçtirirler. Ömer Çelik'in söylediği bir, bir tık daha dürüstçe diyor ki yani benim siyasi geleceğimi halk karar verir diyor Ömer Çelik de aynen benim dediğim gibi bir anayasa değişikliğini işaret ediyor ki o çok daha doğru yani anayasa bilece şey, bence de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir dönemde aday olmasının yolu yok ama yine dün de söylediğin gibi geliyorum kardeşim derse kim ne diyecek muhalefet dahil kim ne diyecek Fırat Bey burada sık sık bahsediyoruz artık İsrail protestoları Türkiye'de pek yok Dünyada evet, hala var bu arada. Ee, şöyle şu söyleyeyim. Türkiye'de yok. Arap ülkelerinde zaten hiç olmadı. Körfez ülkelerinde, Suudi Arabistan'da, Birleşik Amerika'da, Katar'da matar. zaten hiç olmadı. Ama buna mukabil Avrupa'nın her yeri giderek İsrail karşıtı gösterilerle sarsılıyor. Artık e, Oscar ödül törenlerinde, Grammy törenlerinde sanatçılar Filistin'e destek veren şeyler yapıyorlar. Kim hariç? Bizimkiler hariç bizim siyasal İslamcılar ya da siyasal neyse onlar e, hariç herkesin e, bütün Avrupa Filistin diyor bizimkiler şimdi ama hala lafta diyorlardı arası. laf var icraat yok bizde hala sürüyor ticaret de sürüyor her şey sürüyor şimdi sağ seçmen o ticaretten de rahatsız biliyorsunuz en azından bir kısmı bir kısmı, bir kısmı bir rahatsız kısmı. ama hükümet tarafından o konuyla ilgili hiç adım atılmıyor evet ve şimdi İsmail a cemaati de İsrail olan ticarete Yeşil ışık yaktı. Ne açacaktı? Kırmızı mı yakacaktı? Pembe mi? Mor mu yakacaktı? İsmail e Cemaat dediğin ne ki yani? Nereden nem alınıyorlar? Kimden besleniyorlar? Yani sen zannediyorsun ki cemaatlerin, şunların, bunların... Gazze umurunda, şu umurunda... Onlar günlük ticarette bakıyor. Onlar iktidarla ilişkilerine, o iktidar ilişkilerinden ne kadar nem alandıklarına... Kendilerine ne... Ya kardeşim görmüyor musun? Tarikat lideri dediğin adamlar o Gariban Müslümanların parasını, inanmış Müslümanların paralarını cebellize ederek dünyanın en lüks otomobilleriyle, özel uçaklarla geziyorlar. Dünyanın en lüks otellerinde kalıyorlar. Diğerleri garibanlar, bunlara para vererek ee, cennete gidiyorlar. Yani bunların Allah aşkına, Orta Çağ'daki kilise düzeninden ne farkları var baktığın zaman ya? Yani? Ne farkları var? Ya yani onlar da cennete satıyordu o zaman. Onlar da insanlar ediyordu. Bunlar da aynı şeyi yapıyorlar. Şimdi o. Bunlar dini, inancı dökmüşler ticarete. Onun için de İsrail'le para lazım, ticaret yapmak lazım. Yani tamam e, Filistinlilere yazık, Gazze'lere yazık ama yani bize de yazık, biz de para kazanmamız lazım. O ticareti sen ben yapsaydık yanmıştık. Afiş afiş resimlerimiz vardı şimdi her tarafta. İşte İsrail'e bal sattı. Bu Fatih, bu Emre ile beraber İsrail. Kim yapıyor ticareti? O gemileri kim kaldırıyor? O gemilere kimin malı yükleniyor? Ama İsmail e için önemli ki. İsmail için mühim olan Liderler ne yapıyor? Hay Allah 7.50 çıkmış. 7.50 mi alsam diyor Süleymancıların lideri. Öbürü diyor ki ulan o 7.50 aldı ben Maybach almalıyım diyor. Öbürü diyor ki ulan A8 double long diye bir şey var mı acaba ben onu alsam falan diyor. Ee, öbürü diyor ki zırhlı Cadillac Escalade'den altına binmem diyor. Mesela ben sana söyleyeyim şeyi, şeye kızmışlardır bu e, menzil tarikatının şeyinin çık, evi, liderinin evi çıktı ya. Böyle koca yüzme havuzu. Ölçtürmüşlerdi. O da havuzu 45 metre bizimki 60 olmazsa olmaz diye. Vallahi bak. Müritlerine göre ki bak onları şehir bizdekinden daha bizden daha iyi yaşıyor. Biz, biz siz ne biçim müritsiniz? Beni o kadar uçuramadınız diye. Şu anda şehirler arası rekabet vardı. Kimin arabası daha lüks? Kim? benimki 8 silindir. Ha ha benimki 12. Ne? O 12'ymiş. 16'sı yok mu bunun? Fatih Bey, cemaatler demişken geçmişte Türkiye'nin başına ağrıtan FETÖ. Şimdi hala ve hala bunların tamamen temizlendi artık FETÖ'nün olmadığı vesaire söyleniyor ama e, MIT'in ele geçirdiği Garson Kod adlı mahrem e, sorumluya ait bir SD kart ele geçirilmiş. Daha bu kart yeni e, şifresi kırılmış. 2017'de ele geçirmişler bu kartı. 3000 kripto FETÖ emniyet personeli tespit edilmiş. 445 kişi açığa alınmış. Vallahi ne sana şunu diyeyim. Ben bunların hiçbirine ne inanırım ne inanmam. Şifreyi görmedim. Şifreyi kırmadım. SD kartı CD'yi, zartı zurtu neyse ben bunları görmedim. Ben bunları da bilmiyorum. Abi şunu biliyorum ben ama. Bu FETÖ denen teşkilatın a babası olanlar yani Fethullah Gülen Hazretleri bilmem ne buyurdu diye ortada fıldır fıldır gezi. Fethullah'ın sözcülüğüne soyunanlar. Kimisi gazeteci, kimisi sözde dindar, kimisi sözde din adamı, kimisi sözde bilmem hizmet yöneticisi falan bir abuk sabuk adamlar. Abi hepsi ortalıkta. Yani 2-3 tane sermaye grubunun üstüne çöküldü. Geri kalan sermaye grupları da ortalıkta. E, bürokraside, futbolda, orada burada tanıdıklarımızın hepsi ortalıkta. Kim temizledik? İşte öğrenci kredisi, bankası yatan öğrenci. Belki FETÖ'cü değil, onu bilmiyorum. Ben, ben Sadece ya da işte hükümetten, hükümet paraları oraya edeceğini, o bankadan maaşını alan gariban falan. Bunların hepsi FETÖ'cü. Ama zirilyon dolar götürmüşler. FETÖ'cünün ağababası olarak sözcülüğünü yapmışlar. FETÖ'ye gelin o ok gözlerinden Türkiye'ye gözde yaşla sizi bekliyoruz diyenler, FETÖ bu Türkiye'nin önemli gerçeğidir diyenler falan bunların hiç, bir şey olmadı. O yüzden ben bunları bilmiyorum yani. Şimdi ben bu dört, kaç kişi? 400 mü? 4000 mi? 3000 kişi tespit edilmiş. Yani, bu 3000'in binin, binin kaçı hakikaten FETÖ'cü? Kaçı, oraya almış. sokuşturulmuş FETÖ'cü olarak yerinde de atalım demiş. Bunların hiçbirini bilmiyorum. Tamamı da FETÖ'cü olabilir. Hiçbiri de olmayabilir. Yarı yarı. Bilmiyorum yani. O yüzden ne desem boş Emre güvenmiyorum abi. Güvenmiyorum ya. Yani bu işle ilgili yapılan hiçbir şeye güvenmiyorum artık. Anlış anda FETÖ'cüler ortada geziyorlar abi. Utanmasa bana FETÖ diyecekler. Zaten bugün öyle değil mi Fatih Bey? Yani FETÖ ile alakası olmayanları FETÖ'cü deniyor. Ya ben ben de mesela ben de o zaman mesela bir FETÖ'cüye FETÖ'cü dedim diye davalar var benim. Zaten Fatih Bey 3 gün sonra FETÖ borsası çıkmadı mı ortaya? Yani çıkmadı mı? Ne avukatlar, ne gazeteciler bu işten milyonlar götürmedi mi? Fatih Bey bu konunun dışında sizin de hassasiyet gösterdiğiniz çünkü siz de evcil hayvan sahibisiniz ve hayvanları çok seviyorsunuz. Ha, eros. Eros. Tabii ki kamuda vicdanı olan kimse şu an bu sonuçtan mutlu değil. Siz de değilsiniz, ben de değilim. Bizim arkadaşlarımız da değil. Evet. Hepimiz aynı şeyi konuştuk. Evet. İki yıl altı ay hapis cezası aldı. Ve ertelendi. Ertelendi. Şimdi bir Ha birisi demiş ki biz dünkü bizim yorumlara ya bu Eros'tan siz bahsetmediniz hiç falan demişler. Biz Eros'tan defalarca bahsettik. Bahsetmedik değil de ne kadar bahsetse değildir. E, ee, az de. deseler haklılar belki de yeter yani bahsetmez demek ayıp olmuş. Çok bahsettik. Bir kez daha bahsedelim. Ee, ben dün bir daha hatta bununla ilgili sosyal medya paylaşım yaptım. Yani bu şerefsizin suratını unutmayın. Ee, bu şerefsizliği yapan kişinin suratını unutmayın diye bir şey yaptım. Ee, Instagram ve Twitter paylaşımları yaptım ceza kimseyi tatmin etmedi. Ancak bununla ilgili yargıyı kısmen suçlayabiliriz. Niye kısmen suçlayabiliriz? Biz kara Avrupası hukukuna bağlı bir hukuk sistemimiz var. Biz Roma hukukunun devamıyız. Buna göre de cezası tanımlanmamış suç olmaz. Tanımlanmış ceza eğer bu kadar süreye tanımlanmışsa bu mahkemenin kabahati değil, bu şeyin kabahatidir. Yasama organının kabahatidir. Yasama organı yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda yeterli duyarlılıkta yasalar çıkarmamış demektir. Ya da böyle bir şeyi öngörmemiş de olabilir ama sonuçta hayvanlara böyle eziyet ederek, öldürenlere yönelik olarak bu cezaların yeterlisi oldu. Artık çok net. Meclis inşallah toplanır, bununla ilgili bir karar alır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bununla ilgili bir hassasiyet olduğunu ve haberleri duyduktan sonra Adalet Bakanı'na nasıl serbest kalır bu adam dediğini Adalet Bakanı kendi söyledi eğer doğru söylediyse. O zaman demek ki bunda ilgili düzenleme yapılacak. Mahkemeye gelince iki yıl beş ay ceza verip bunu kanuna uygun olsun diye bunu erteleyeceğine ya o kardeşim bu kanunlar sonuç olarak hukuk adamlarına da yargı dağıtan yargıçlara da bazı yetkiler veriyorlar. İki buçuk yıl ceza verip erteleyeceğine şöyle bir ceza ver kardeşim. Yani ey hakim bey. Bu da sizin Akşu arkası gibi oldu. Ey hakim bey. De ki bu beyefendi o da yargıç olduğu için ödesin. Yoksa beyefendiliği falan yok. Bildiğin cani. Tekme ederek beyefendilik, efendilik, beylik yanından mı geçer? İnsan değil de sizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bilmem ne hayvan barınağında bin saat zorunlu kamu hizmetine mahkum ediyorum desen ne kaybeder? 300 saat köpeklere yem ver. Daha iyi bir ceza değil mi? İki Sadece... buçuk sene verip serbest bırakmaktansa. O hayvanlarla bir yaşa, o hayvanları bir gör. O hayvanların çektiğini bir hisset. Çünkü bu ne olacak? Aa cezası bu. Yarın yine tekmeler bu. Çünkü bak ne diyorum sana? Hayvanlara eziyet edenlerde bir psikopati geni olduğu ve bu bozukluktan ötürü de seri katil olmaya mütemayil oldukları uluslararası kriminoloji kitaplarında, rehberlerinde var olan bir şey. Yani seri katilin büyük bölümünün travmatik çocukluk geçirdikleri ve çocukluklarından itibaren de hayvanlar üzerinde ölümcül deneyler yaptıkları veya hayvanlara eziyet ettikleri bilinen bir şey. Bu da bir seri katil adayı kardeşim. Belki de işleri cinayet evet, bilmiyoruz onu yani. Ama ben şöyle yaptım. Dedim ki buna ceza verilmemiş olabilir hukuki olarak. Ama toplumsal ceza vermek lazım. Fotoğrafını kardeşim sık sık paylaşın. Bu yüzü kimse unutmasın. Sokakta gezerken bunu görenler tükürsünler. Yüzünü tükürürse suç olur ama bu de yere tükürsün en azından. Sokağa tükürmek de hoş değil ama... yapacak bir şey yok yani. Bunun için değer. Yani bu pisliği görünce insanlar en azından bir suratlarını ekşisinler kardeşim. O o fotoğraf unutulmaz. O fotoğrafın... yanında kimse yürümek istemez. Onun yanında sokağa çıkanın da onun gibi olduğu düşünülsün. Yalnızlaştırılsın. Ben böyle olmasaydı düşünürüm. O yüzden sen ne diyeceğim? Arada bir bu herifin fotoğrafını koyalım. Unutmayın diye koyalım, Allah. Yapalım Fatih Bey. Zevkle. Günde 500 bin kişi, 600 bin 500 bin kere görüntü 3 milyon kişi de seyredir günde. Yani zevkle koyarız. Vallahi koyalım arada bir. Her gün koyamazsan biri haftada bir iki koy. Unutulmasın. Buydu. Kedi katili diye koyalım. Fatih Bey bu konunun dışında benim açımdan ilginç başka bir başlık. Amerika'da Washington Examiner isimli bir haftalık dergi var. Çıkıyor. Hı -hı. Siyasi politik bir dergi. Hı -hı. Ve Dış politikada haberler yapıyor ama Türkiye'nin dış politikadaki hamlelerini analiz etmişler. Ve demişler ki Türkiye aslında ABD'nin dostu değil. Batı'nın dostu değil. Okudum haberi. Batı'nın Batı dostu Batı değil. Dostu Bunu nasıl yorumluyorsun? Neden Türkiye Batı'nın dostu değilmiş? Vallahi şimdi orası tartışmalı. Ee, dosttan ne anlıyoruz, dosttan ne anlamıyoruz? Türkiye Batı'nın dostu mu değil mi? Batı'nın dediklerini harfiye yerine getiriyor mu? Getiriyor. O açıdan bakarsan dostu. Peki birinin söylediklerini harfiye yere getiren herkes dostu mudur? Şart değildir. Yani mesela ne bileyim e, benim de tanıdığım e, bazı insanlar vardır geçmişte. Ben ne desem yapmak durumundadırlar veya da başka birisine ama sevmeye sevmeye yaparlar, istemeye istemeye yaparlar. Mecburiyetten para karşılığı, e, menfaat karşılığı söz dinlemek, dost olmak değildir. Değil mi? Türkiye Batı'nın dediği pek çok şeyi yapıyor. Rahip Brans'ını veriyor, onu veriyor, bunu veriyor. İşte göç politikası ortada. Batı istedi diye 13 milyon göçmeni burada saklıyor. Onların Batı'ya gitmesini 10 yıldır, 12 yıldır engelliyor falan. Bir sürü açıdan Batı ile beraber hareket ediyor gibi bakıyorsun. Ama dostu mu değil mi? Dost görmüyorlar. Diyorlar ki parasıyla iş yaptırdığımız bir, bir ülke diye bakıyorlar Türkiye'ye. Çünkü dostluk başka bir şey. Haklılar mı? Tartışılır. Çünkü hakikaten Batılıların gözünde Türkiye onların e, dostu değil. Bu ve bunun temelini din yani din demeyeyim ama yani Türkiye'deki bu Batı karşıtlı veya İslamofu falan değil. Şimdi, geçenlerde bir e, yabancı diplomatla konuşuyoruz. Benzer bir konu açıldı. Ben de ki bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Yani niçin yani? Türkiye batının bu kadar dediğini yapıyor falan yani. Niçin Türkiye'nin batı için tehlikeli olduğunu düşünüyorsunuz? Diye sormak kayfede oldu. Bana bir hikaye anlattı. Hikaye değil yani olay anlattı. Bundan birkaç sene önce. Dedi ki sizi de, dedi, bazı şeylere dikkat çek, dikkatinizi çekmiyor dedi. Batıda olduğunuz zaman dedi, bunlar daha dikkat çekici. Siz nasıl dedi işte YPG, PKK, Kuzey Suriye'nin kuzeyinde olanlar falan filan bunlarla ilgili kafanızda bazı şeyler bizim dikkat çekiyor, bizim dikkat çekiyorsa Amerika'nın yaptıkları siz daha şey bizim için söz konusu. Ve bir hikaye anlattık. Bir tarihte, yani bir tarihte bundan birkaç sene önce Fransa'da bu Fransa'da bir kadın polis tarafından gözaltına alınıyor. Aslında gözaltıda alınmasını gerektirecek pek bir şey, pek bir şey hiçbir şey yok. Polis çevirmiş çarşaflı bir kadını. Kimlik kontrolü yapmak istemiş. Polis buna bonjour demiş. Kadın da buna selamın aleyküm demiş. Ya da aleyküm selam demiş. Polis de bunu bay kelepçelemiş, karakola götürmüş. Karakola gitmişler. Karakol amiri demiş ki polise, bu kadını niye getirdin? O demiş ki bana selamun aleyküm dedi. Ahmet de polise demiş ki, oğlum demiş sen manyak mısın demiş. Kendi dilinde seni selamlamış kendi inancında. Niye yakalıyorsun bunu demiş. Çöz kelepçeleri demiş. Çözmüşler kelepçeleri. Kadından da özür dileyip serbest olmuşlar. Fakat bu arada konu mahallede duyulduğu için birdenbire karakolun kapısında bir sürü orada yaşayan Müslüman birikmiş. Ve protestolar falan filan. Ve işte galiba sosyal medya üzerinden işte o kadıncağız, gözaltına kadıncağız işte ben Müslümanım diye üstümde abaya var diye beni şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye bir mesaj vermiş. Bu da çığ gibi yayılmış. Bunun üzerine Türkiye'den kim olduğunu bilmiyorum ama galiba çok yüksekten birisi herhalde diye düşünüyorum. Demiş ki bütün Müslümanlar işte Fransa'da bu konuya karşı tepki göstermeli. Üç gün sonra Fransa'da bir öğretmenin kafası kesilerek öldürülmüş. Beş gün sonra Fransa'da başka biri. Diyor ki, bu size diyor, bu o laftan dolayı olmamış olabilir diyor. Ama Fransız kamuoyunda öyle algılandı diyor. Siz diyor bu, böyle bir şey diyor dostluk diye bakabilir misiniz? Diyor. E, o yüzden hakikaten mesela biz bazen kendimizle ilgili dışarıda yapılan bazı cümlelere çok kızıyoruz ya. Bizim bazı cümlelerimiz de orada toplumsal bir öfkeye sebebiyet veriyor aslında. Ve bir süre sonra bunlar çoğaldıkça karşılıklı olarak ortalıkta dostluk bostluk kalmıyor. Şimdi o yüzden bu Examiner'da çıkan e, makale aslında bir algıyı ve bir doğruyu yansıtıyor. Hakikaten artık biz bizi dost görmüyorlar. Biz de bizim önemli bölümümüz onları dost görmüyoruz. Ben de şöyle düşünüyorum Fatih Bey biz mültecileri burada tutuyoruz ya. İnsan en iyi dostu için bile böyle bir şey zor yapar ya. Ya bu, bu muazzam bir şey. Tabii canım bu dost Avrupa kötü için. bir şey ya. Yani biz onların en yakın arkadaşı, en iyi dostu olmalıyız. Ama onlar şunu biliyor. Türkiye bunu para ve menfaat karşılığı yapıyor diye düşünüyorlar. Belki biz parayı veriyoruz, Türkiye onları tutuyor diyor. <laughs> Göçmenlerden, Suriyelilerden bahsetmişken İranlı bir akademisyen Doktor Shiva, Kanada'nın oturum izni reddinden sonra yani Kanada oturum izni bitirmiş, Hı -hı. şeyden de Ankara'dan da bir daha başvuru yapmış, redd almış. İki aydır İstanbul Havalimanı'nda yaşıyormuş. Bu da bana şeyi hatırlattı. Tom Hanks'in Terminal filmini. Sanki film gerçek olmuş gibi. Ha, e, tabii senin yaşın genç olduğu için sana terminali hatırlatır. Bana yaşım daha büyük olduğu için senden e, terminali ilham veren başka bir gerçek olay hatırlatır. Aynısı yıllarca Fransa'da oldu. E, Paris'teki Charles de Gaulle havaalanında yine yanlış hatırlamıyorsam bir İranlı 1988'den 2006'ya kadar yaşadı. 88'den 2006 88'den 2006'ya kadar. Bak abartmıyorum. 18 sene Charles de Gaulle havanda yaşadı. Adını da bulurum şimdi. Ee, tam hatırlamıyorum. Böyle, Kerim Nasseri diye bir adam. Yine İranlı. İranlıydı yanlış hatırlamıyorum. İranlı olması lazım. Mülteci pasaportu vardı bir tane. Birleşmiş Milletler tarafından verilmiş bir, hatırladığım kadarıyla. Bu pasaportunu kaybettiği için ne Fransa'ya girebildi, ne Fransa'dan başka bir yere uçabildi, ne de ülkesine geri dönebildi. 18 sene Paris Charles de Gaulle Havana'da yaşadı. Havana ona iş verdi, maaş verdi, orada yattı, orada kalktı, temizlik yaptı falan filan. 18'i de orada yaşadı. Terminal filmi de onun hayatından esinlenerek hazırlanmış bir filmdir. Bu da şimdi hayattan esinlenerek hazırlanmış filmler esinlenerek <laughs> gerçekleşen bir hay gerçek hayat hikayesi oluyor. Tarih biliyorsun neydi? Tekerrürden ibaretti. İlkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak. Farz Bey zaten 18 seneyi duyduktan sonra bu hanımefendinin... Durumu zor olabilir. Zor olabilir. Ya umarım o kadar Nerede? Bizim, 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 havalı mı bu? Evet, İstanbul, İstanbul havalı. İstanbul havalı. Neyse bizimki çok büyük, rahat yaşa, uzun yaşar. Bir de biz biliyorsunuz şey milletiz, ne denir? Hayırsever milletiz, ona işmiş falan filan da veririz yani. Onu yakında görürüz, Havadaki lüks bir tanesinde. <laughs> Satış elemanı olarak. Bizim havalı biliyorsunuz, dünyanın en, en lüks molu. Olmuyor marka yok. Ya maalesef diyorum da bizim için maalesef. Yok iyi bir şey aslında. Bayağı ciro yapıyorlar çünkü. Benim için maalesef kısmım şey Fazıl Bey. Çok basit şeyler istiyorsunuz. Mesela çörek alacaksınız uçağa Aman 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 aman. Ne biçim bir çörek fiyatıdır ya Rab ya. Simit 250 lira, 300 lira öyle 360 lira öyle bir şey. Geçenlerde kızım gidecek. Eee sabahleyin evden çık, havana gidiyoruz yolda simitçi baba dedi simit alalım dedi. Dedim ki Zeynep havandan alırsın simit dedim. Baba sen havada simit kaç para biliyor musun dedi. Ha doğru dedim. Ya yani iki kahve, iki sandviçe bin lira veriyorsunuz. Şey, simit 300 lira falan galiba ya. Evet. Felaket ya, felaket yani. Fatih Bey, diğer taraftan sürekli konuştuğumuz Rusya-Ukrayna meselesi ve Putin'in açıklamaları. Putin yine nükleer savaşa hazırlıklıyız dedi. Bu soruyu şu yüzden ekledim. Arka arkaya çok fazla bunu söylemeye başladı. Vallahi Emre, şimdi geçenlerde bir dost meclisi de benzer bir değerlendirme yaptım. Ben böyle Tarihe baktığın zaman sanki dünya yeniden bir eski Soğuk Savaş dönemindeki çift kutuplu dünyayı arıyormuş gibi gelmeye başladı. Hatta Rusya-Ukrayna Savaşı'nda biraz değer biliyor musun? Kore Savaşı'na. Ee, Kore Savaşı biliyorsun yani Soğuk Savaş döneminin aslında somut başlangıçlarından ve en kuvvetli anlarından bir tanesi. 1950'lerin başında ya da ortasına yakın bir dönemde... Ee, NATO'yu tahkim etmiştir, Soğuk Savaşı çok... E, sert bir şekilde... E, netleştirmiştir e, blokları. Zannederim... bu Rusya'nın yıkılmasından sonra ortaya çıkan yeni dünya düzeni denilen... E, abuk e, dönemde... din üzerinden bir kutuplaşma, din üzerinden bir e, yeni... dünya düzeni, yeni bir ayrım işte o... Medeniler, medeniyetler çatışması dedikleri falan gibi bir şey e, yapmak e, istediler. Fakat bunun soğuk savaşa benzemediğini anladılar. Niye soğuk savaşa benzemiyor? Çünkü soğuk savaşta devletler var ve bunlar oldukça sorumlu yapılar. Yani işte herkese nükleer silah var ama kimse bir nükleer silah atmayacağını biliyor. Yani böyle bir denge var. Bunu din eksenli bir çatışma, din eksenli bir kutuplaşmaya çevirdiğin zaman ise bambaşka bir şey çıktı. Evet devletler savaşmıyor. Hatta devletleri kontrol altında alabiliyorsun ama gruplar çıkmaya başladı. Ve güçlü gruplar. Şimdi eskiden de Soğuk Savaş döneminde de sol gruplar vardı. İşte Avrupa'da falan Bader Meinhof'lar bilmem e, e Arme Rujlar şunlar bunlar bir sürü şey vardı ama bunlar belli kısıtlı kalıplar içerisindeydi. Halbuki din üzerinden yapılan bir ayrışmada karşında birdenbire adına İslami terör dedikleri bir yapı çıktı kontrolsüz her şeyi yapabilecek senin yatak odanda bile bomba patladı. Londra metrosu güvensiz. ikiz kuleler güvensiz. Başlangıçta belki de bunları istihbarat örgütleri de biraz fişteklediler falan ama sonra bakta ki bu kontrol edilebilir bir şey değil. Bunun nereye varacağı belli değil. dediler ki ya bu daha galiba çift kutuplu dünya daha iyiydi. Yani eski tür soğuk savaş dönemi daha iyiydi dediler. Sanki bir soğuk savaş dönemi arayışı var ve galiba burada herkes kendi rolünde biraz razı. O yüzden de Putin yeniden o soğuk savaş döneminin nükleer silah dengesi üzerinden bir konuşmalar yaparak bir tehditler savuruyor. Ve sanki bugünkü Ukrayna Rusya savaşı aslında biraz belki Kore Savaşı'nın vazifesini görüyor. Ve baktığı zaman Türkiye'nin pozisyonunda Türkiye'de de nasıl ki bir yandan Tam ortada kalmış. Bir an layık, demokratik Müslüman falan böyle İslamcı mı olsam, orada mı olsam, burada mı olsam Türkiye'de ikircikli bir pozisyonda kalması da belki de bu yeni şey Rusya'ya mı yakınım, Batı'ya mı yakınım, birikçi miyim, NATO'cu neciyim falan belki de bu yeni kutuplaşma içerisinde Türkiye'de biraz yerini e, arar gibi duruyor. Yani bu kesin değil. Şu anda baktığımda görebildiğim e, biraz bu. Fatih Bey, yeni dünya düzeni dediniz ya Amerika biliyorsunuz Çin'den oldukça rahatsız. Evet. Şimdi Çin'in ekonomik büyümesinden ve ekonomik hegemon hegemon hale gelmesinden rahatsız. Rahatsız ve TikTok'ta biliyorsunuz Çin'in Çin, şirketi. Çin şirketinin ürünü. Şimdi ABD Temsilciler Meclisi TikTok'un kapatılması tasarısını ezici bir çoğunlukla onayladı. Ama ilginç olan şu. Yani ByteDance şirketinin TikTok'u satması için 165 gün süre, süre verdi. Şayet satarsa ABD'nin onayladığı ha, şirketlere kime satarsa, satarsa tabii ki öyle herhangi birine değil. Satarsa TikTok'u kapatmayacağız dedi. Bunu daha önceden Huawei'ye de yapmışlardı zaten. Evet. Amerika, Çin'i bir nevi ekonomik abluka altına almak istiyor. Onların arasında garip bir denge var. Yani Çin dilinde çok miktarda Amerikan bonosu var. yani Trilyonlarca dolarlık Amerikan bonosu var. Ve Amerika'nın üretiminin, tüketiminin önemli bölümünün üretildiği merkez için aralarında bir dehşet dengesi var. TikTok'tan da benim de e, haberim e, oldu. E, okudum bununla ilgili şeyi. TikTok aslında ilk yasak ülke. Yanılıyorsam güzel sen bu konulara daha hakimsin. Bildiğim kadarıyla Hindistan. Evet. Hindistan TikTok'u çok daha önce Amerika'dan çok daha önce yasakladı ve tik, Hindistan büyük nüfusuyla TikTok'un en büyük kullanıcısı kullanıcıya sahip ülkesiydi. 190 milyon Hintli TikTok cihazına indirmiş ve kullanıyordu. Amerika'da bu rakam bildiğim kadarıyla 140-145 milyon e, civarında idi. Aktif kullanıcı sayısı ise 101 milyondu. Bu sayının da 2027 yılında 120-121 milyona çıkması bekleniyordu. Buna mukabil Çin'de TikTok'un kardeş sistemi olan Duyin mi Doyin mi öyle bir, e, bir şey var orada. E, onun kullanıcı sayısı 750 milyon. Sadece Çin içinde. Yani TikTok Çin ve Amerika ile beraber baktığın zaman yaklaşık işte 190, 110 desen 200, 300 milyon civarında bir kullanıcı kaybediyor. Umursar mı umursar? Çünkü Amerika bildiğin gibi en büyük reklam pazarı Amerika'da yoksa eğer dünyanın başka yerlerinde varlığını sürdürmen güçleşiyor. TikTok bunu satar mı? Satacağını sanmıyorum. TikTok'a Çin devleti Stratejik halden bir olarak e, bakıyor ve e, biraz da bunu e, Batı'da bir e, bir tür kültürel e, yozlaşma aracı olarak belki de kullanıyor çünkü Türkiye'de de TikTok son derece e, yanlış bir kullanım e, biçiminde. Çin'deki o Douyin'in kullanılması ile Türkiye'deki Douyin TikTok kullanımı arasında büyük e, uçurumlar. farklılıklar var, uçurumlar var. E, TikTok'un zor da olduğunu söyleyebilirim. Satmaya yanaşırlar mı? Paravan şirketler, şunlar, bunlar falan bilmiyorum. Açıkçası beni aşan, daha doğrusu hepimizi aşan bir konu. O yani Çin ticari, Çin'in ticari unsurlarını Amerikan devleti siyasi unsurlar olarak görüp bu da, bu sürekli bu diyor. Amerika Birleşik Devletleri ticari olarak bir baskı uyguluyor. Hindistan'ın yasaklama sebebi de tamamen askerlerin kullanması veri evet, kaçağının Aynen. olması bu bizim Türkiye işe geçerli biliyorsun yani bizde e, sosyal medyanın e, kullanımı özellikle doğu ve güneydoğu'daki askeri birliklerde kullanımının ciddi bir zafiyet yarattığı konusunda pe askeri uzmanlar çok önemli e, uyarılarda uyarılarda bulunuyorlar yani askerlerin yerini belli etmesi açısından birliklerin durumunu birliklerin organizasyonunu göstermesinden ciddi bir zafiyet yarattığı söyleniyor da geçenlerde dediğiniz gibi bir şey olmuştu zaten Fatih Bey. Yani bir TikTok'ta canlı yayın açan asker birileri soruyor neredesiniz vesaire falan diye. Evet evet. Böyle bir problem var. Pek çok asker uzman bu tehlikeye dikkat çekiyor. Fatih Bey diğer bir tehlikede deprem. Yine yes. Celal Hoca, Celal Şengör bir açıklama yaptı. Belki görmüşsünüzdür. Yeni miydi bu arada o açıklama? Yapmış mı? Medyaya bugün yansımış. Ha. Ben aslında Celal Hoca'nın nerede açıklama yaptığını bilmiyorum ama medyaya yansımış. <laughs> Haber sitelerinde gördüm. Celal şu anda İsviçre'de. Öyle mi? Evet. Çok önemli bir makalesini tamamladı ve bu makalenin basımı için İsviçre'deki yayın eviyle görüşmeye gitti. Dün, zürü, Dün akşam Zürih'teydi, bugün konuşmadık önümüzde. Celal Hoca'nın cümlesi de şu Fatih Bey. Büyük İstanbul depremi sanayi bölgelerini yıkacak, Türkiye bağımsızlığını kaybedebilir. Bunu Türk medyası mı yazmış? Evet. Uf, ya bu kadar salaklıkla nasıl medya olabiliyorlar? Yani Allah aşkına bir arşive gir. Artık zor diye gidip gazetelerce çalışmaya YouTube'a yaz. Celal bu lafı 1999 depreminden kısa bir süre sonra tek tek de söyledi. Sonra bundan 3-5 sene sonra yine tek tek de söyledi. Sonra bundan bir, birkaç sene sonra tek tek bilimde söyledi. Son depremden sonra bir kez daha söyledi. Şimdi bir daha söylemiş. Yani zannederim Celal bu buna her gün söylese Türk medyası Celal gören çok önemli uyarı diye haber yapacak. Yani Kardeşim bu kadar mı salak mı medya ya? Bu kadar mı hafızası zayıf ya? Ya bir lafı okuduğunuz zaman bir girin bakalım bu laf daha önce söylenmiş mi söylememiş. Celal bunu üç ayda bir falan tekrarlıyor ve her üç ayda bir bu Türk medyasındaki e, şabanizm akımından e, ötürü Celal Şengör'den korkunç uyarı. Ulan bu adam bunu söylemekten dilinde tüy bitti lan. Uyarıda ne oluyor? Ya siz medya bir günde unutuyorsa siyasiler zaten yarım saatte unutuyor demektir. Celal bunu 278. kere söylüyor. Ve her söylediği ha öyle mi? Aa çok şaşırdık. Bu kadar mı salaksınız ya? Gerçekten Emre dili oluyorum vallahi. Bak bu kadar Şaban'la hakikaten kızıyorum. Bu ne ya? Zaten yayından önce konuşuyorduk Efati Bey ne kadar yorucu bir memleket diye. Yani sürekli bir yerden Ama bir şeyler çıkıyor. Ama bu yoruculukların sevdiğim bir tanesi de bu bu enayilik yani bu, bu akıl noksanlığı. Bir hatırla ya. ya. Celal bunu daha önce söylemiştik galiba. Mesela bu editörleri yok mudur abi? Ya bir dakika abi bunu haber yapıyoruz. Celal Şengör bunu bir, 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 söylemişti bir daha önce. Ben duydum falan diyen yok mu ya. Yok galiba. Google'da arasalar da çıkar yani. Abi Duymaya çıktık Şengör, deprem, sanayi, bağımsızlık falan. 99'da benim programda söyledi. O günden beri de hiç söylemesi 50 kere söyledi. Her seferinde yapmayın ya Celal Bey öyle mi saydın? Celal'in de hoşuna gitti. Bunları olta atıyor belli ki yani. İstanbul depreminde bağımsızlığı gerçek çık 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 bir sürü takılan var. çekiyor bir onları kovaya atıyor salakları. Hop yeniden atıyor. Ama bu <laughs> bu sazan balığı bunlar. Gerçekten bu kadar kolay yakalanmaz balık ya. Fatih Bey, Türkiye'nin IQ ortalamasından çok bahsediyoruz. Siz şimdi köşe yazınızda bir de mutluluk endeksi üzerinden bir yazı evet, Ben, ben bahsedeyim. Pek çok yerde vardı bu. Şimdi IMF'in en mutlu ülkeler listesi açıklanmış ve Türkiye 106. 106. sırada. 106. sırada evet. evet. Dünkü yazım. Bunu burada da biraz açabilirseniz. Şimdi biliyorsun burada da bahsediyoruz. Yani Türkiye'de asık suratlı insanlar ülkesi oldu. Yani Türkler genellikle neşeli, güler yüzlü, tatlı, hoş, muhabbetli insanlar olarak bilinirdi. Son zamanlarda böyle bir yüzü gülmeyen, asık suratlı insanlar dolu. Yani ben hiçbir yerde hatta programa biraz da neşeli başlamak istiyorum açıkçası. Yani o, o ben insanları sabah sabah bari bir de biz canlarına sıkmayalım diye. Bu asık yüzlülüğün, bu mutsuzluğun temel sebebi işte Türkiye'deki içinde bulunduğumuz onlarca sorun. Yani ekonomik sorundur. Bana sorsan en altta geliyor. Özgürlük, geleceğe güvensizlik, sorunlarının sorunlarını ve sesini duyuramama, liyakate dayalı olmayan sistem içerisinde liyakatli bir insan hani gelme çabasının karşılığını bulmayacağından duyduğu tedirgenlik, tedirginlik, gençlerin kariyer planlaması yapamaması, bırak onu liyakatli bir sistem içerisinde iş bulma modunun olmaması falan filan gibi ve çocuklarının geleceğine ilişkin tedirginlik pek çok şey var. Bunlar insanların suratını asıyor. Bu asılan suratta da işte orada 106. olmamıza sebep oluyor mutluluk endeksinde. Kardeşim mutsuz bir toplumuz. Ben hep şunu söylüyorum. Bir iktidar, bir ülkeyi iktidarın önemli değil. Bir ülkeyi yöneten insanların en temel vazifesi mutlu bir halk oluşturmaktır. Halkını mutlu etmektir. Eğer halkın bu... Ben şahane uzaya roket yolladım. Bana ne abi? Halkın mutlu olsun önce sonra uzaya roketi hep beraber yollayın. Ben dünyanın en iyi uçağını yaptım. Biz daha yapmadık ama hani yapanları... Yani mesela Kore. Kıtalar arası balistik füze yapıyor Kuzey Kore. Nükleer teknolojisi var. Bir sürü şey yapıyor falan. Mutlular mı sence? Değiller. İran. Otomobil yapıyor, drone yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, füze yapıyor. Bölgesel etkinliği var işte. Suudi Arabistan'ın yemeni karıştırıyor. Şeyi, Suriye'de birlikleri var falan. Bu bölgesel güç. İranlar mutlu mu sence? Yani mutlu olsalar İstanbul Havalimanı'nda beklemezler. Beklemezler. Yani. Bizim binamızda bile var İranlılar burada. Ya da işte böyle pek çok örnek var. Yani mutluluk siyasetinin kasıntı anlattığı meseleler değil. Mutluluk insanların yüzünde kardeşim. Bir siyasi için en temel görevi eğer Türk insanı mutluluk endeksinde IMF gibi ciddi bir kuruluşun yani 106. sıradaysa ortada bir sorun var. Ortada bir başarısızlık vardır. Sadece ben mutsuz ne ya bu Fatih Altaylı zaten e, eski günlerini arıyor o yüzden mutsuz. Babacığım senin adamın da mutsuz. Bak sana bir şey söylüyorum. Beş müteahhit var ya hani Türkiye'nin kanını emdiği söylenen onlar da mutsuz. İktidar çevresindekiler de mutsuz. Çünkü hiç kimse yarını öngöremiyor. Herkes mutsuz. Halkını mutlu etmeyen bir iktidar başarılı bir iktidar değildir. Herkese mutlu günler dilerim. Mutlu olmaya çalışın gerçekten. Çünkü mutluluk aynı zamanda sadece dışarıyla ilgili değil. Biraz insan içiyle ilgili. Ben hayatım boyunca mutlu olmaya çalıştım. Mutsuz olacak şeyler elbette hayatımız olacak. Ama onları gözümüzde çok büyütmeyelim. Mutlu olacak şeyleri büyütelim, mutsuz eden şeylere karşı da mücadele edelim. Çünkü mutsuzluğu bir kader olarak kabul etmek doğru bir şey değildir. Mutsuzluk bir kader değildir. Mutsuzluk, mutluluk bir süreçtir. O süreci kendi kendimize yaratabiliriz. Siyaseten, ekonomi, psikoloji, psikiyatri her, her alanda kendimizi mutlu edecek şartları yaratabiliriz. Kendimizi mutlu edecek şartları yaratabiliriz mücadeleden asla vazgeçmedim. Daha iyi şartlara kavuşmak için, mutlu olabilmek için bir mücadele gerekir. Kimse durduk yere mutlu veya mutsuz olmaz. Bu mücadeleyi vermek lazım. Kimse el sesini karartmasın. Herkes elinden gelenin en iyisini yapsın. Hiçbir şey yapamıyorsanız işinizi iyi yapın kardeşim. En basit mücadele yöntemi budur. En geçerli mücadele. İşinizi iyi yapın başka bir şey yapmanıza gerek kalmayabilir. Öyleyse Fas Bey. Herkese iyi günler.